من إدعاء PKK كل رأي متبكى أوش بعجنا ويا مصر بين عشيرش ده بكل رأي متتن مي أمك بدأز ده كل رأي خو من بين أبا كل رأي خو هاد كله بيا من جان ده كل رأي خو تلقيت متنات كل رأي من أشياء بري بيجيتن أف كل رأي خوش PKK هذا بيت خازم هكى بجدان وايا رحب بدي كل رأي مبيري بلا كل رأي مبينن أز هنجش بب مجادلة باز جش مش تدبن حتى كل رأي متينن ما كل رأي خو بيتن بلا چند دنیای بتونا دنیای اوه دی ببیتن که کرکه بچوکی نه سالی که ره باندیه بریه دایه پکیکی از که ره خواد خوازم از چه تشتی جوانا خوازم می که ره خواد بیتن هدف داملی بیجیتن حق دایی که هیا به حق دایی که چه کرکه نه سالی که بریه دایه پکیکی اجی حق خواد خوازم آنه دایی کم اجی دایی کم همزه کرمه از با بتونه بچوکت با همه اولادا بیجم کرمه یتو اون همه بره بنوره نمین نلوره او نجه بسلمانانه او نجه مروبانه تسلیمی دولت اخوا ببن نمین نلوره کرمه Ben Ayten Elhaman. Yaklaşık 3 yılı bitirdik. 4. yılımıza geçtik. Ben burada HDP il binasını terk etmeyeceğim. Biz anne ve babalar olarak biz buradayız. Biz HDP'den ve PKK'dan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 100 yılda gitse, 1000 yılda gitse biz evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Biz evlatlarımıza çağrımızdır. Kaçıp gelin. O zalimlere uşaklık yapmayın. Bakın HDP olmazsa burada kuş bile uçmaz. HDP yandaşları, HDP ve PKK olmazsa çocuklarımız gitmez dağlara taşlara. Evlatlarımızı istiyoruz. Buradan HDP milletvekillerine de sesleniyorum. Yeter artık evlatlarımızı verin. Çocuklarımızı verin. Biz sizin için doğurmadık. Biz doğru kapıdayız. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı verin. PKK'ya uşaklık etmesinler artık, yeter diyoruz. Buradan bütün gençlere sesleniyorum. HDP'ye inanmayın. HDP çocuk katili. HDP çocukları kaçırıyor. Bakın vicdan yok onlarda. Annelerin kucağında 9 yaşında 10 yaşında çocukları kaçırıp dağlarda taşlarda ölüme mahkum etmişler. Versinler artık evlatlarımızı. Ben evladımı 5 yıldır evladıma hasret kaldım. Evladımı versinler. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Bayram oğlum beni duyuyorsan gel artık. Yeter artık. Ben ve baban mahvolduk evde. Evde ne yediğimizden içtiğimizden bir şey anlıyoruz. Kardeşlerin, kardeşlerim seni bekliyor. Baban seni bekliyor. Gel artık. Bak bir oğlumu askere gönderdim. İnşallah bayram oğlum da dağdan gelecek. O zalimlere uşaklık etmeyecek. Onu da askere yollayacağım. İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle bütün gençler dağdan kaçıp gelecek. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle inşallah evlatlarımıza biz anne ve babalar olarak kavuşacağız. Sağ olun, teşekkür ettim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Sayın Bakanım sağ olun, Allah razı olsun. Buradan Cumhurbaşkanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya da teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sayın Valimize de sağ olun. Teşekkür ederim. Annemize çok teşekkür ediyoruz. Kutlu mücadelemizde evladına kavuşan anne Ayşegül Biçer bu kez konuşacak. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere çok değerli eşi hanımefendiye, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Sayın Bakanımız Mehmet Ersoy, tüm devlet büyüklerim, Diyarbakır Valimiz, tüm kaymakamlarımız, Bağlar Belediye Başkanlarımız, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarına buradan çok teşekkür ediyorum. Aslında bu anneler 4. yıla girerken yalnız değildi. Burada duran bütün halktan destek aldı. Öncelikle bütün devlet büyüklerime teşekkür ediyorum. Bu anneler zafere ulaşıyorsa onların sayesinde ulaşıyor. Evet, bizim elimizde silahımız yoktu. Burada yüreğimizle mücadele ederek birçok evladımıza kavuştuk. Çadırımıza ait 37 evlatımıza kavuştuk. Onun dışında binlerce evlatımız dağdan inmeye başladı.
Aslında bu eylem başladığı günden beri PKK'da çöküş, hızlı dönüşler başladı. Anneler neler yaptı derseniz, anneler yıllardır HDP'nin halka kepen kapattırdığı binaya kepen kapattırdı. Bakın Türk bayrağı astı. Her buraya katılan bir anne Kandil'e yeni bir bomba demekti. Anneler Kandil'e atış yapıyor. Yaptığı her atışı da yerinde tutturuyor. Allah'ın izniyle bu anneler PKK'yı çökertecek. Tarihin en karanlık sayfalarına kapatıp bir daha açılmamak üzere kapatacaktır. O hainlere elinden çocuğumu söke söke aldım. Bu zaferi kazanan bir anneyim. 37 evladımızı söke söke aldık. Tüm evlatları ellerinden alacağız. Bu zaferi kazanacağız. Terör örgütünü biz çökerteceğiz. 1097 gündür çağrımıza sessiz kalmayıp kulak veren, acımıza ortak olmaya gelen, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Biz anneler olarak 1097 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Hain taşeron terör örgütüne meydan okuyoruz. Buradan bir kere daha diyorum ki anneler sizi bitirecek, anneler sizi bitirecek, Kandil'i çökertecek Allah'ın izni devletimin gücüyle. Buradan tüm çocuklarınıza sesleniyorum. Kaçın gelin, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, 3 Eylül'de sizin kurtuluşunuz olsun. Biz sizden sarı torbalar içinde gelmenizi istemiyoruz. Gelip kendi vatanınız, toprağınız için şehit olmanızı istiyoruz. Bakın benim oğlum geldi, hiçbir ceza almadan askerliğini yapıp evine geri döndü. Tüm çocuklarımıza buradan sesleniyorum. Orada yaptıkları baskılara, zulümlere inanmayın. Çıkın gelin evlerinize. Hem annenizin hem devletin şefkatli kolları sizler için açık. Burada bir kere daha diyorum ki Kandil'e mesaj gönderiyorum. Anneler sizi bitirecek. Anneler sizi bitirecek. Bir sloganımız vardı ilk günden beri. Ya zafer ya ölüm, sonuna kadar biz kararlıyız. Bu 4 yıl içinde evladına kavuşan anne Ayşegül Biçer, evlat nöbetindeki ailelere desteğine devam ediyor, nöbetine devam ediyor. Ve evladını isteyen baba Süleyman Aydın konuşacak. Öncelikle sözlerime başlamadan önce eylemin ilk günden beri yanımızda olan, çocuklarımız için büyük bir mücadele veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici, buradan sayın vekillerimiz, sayın valimiz, il emniyet müdürümüz, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak şeref verdiniz diyoruz. Allah sizden razı olsun diyoruz. Benim evladım Özkan Aydın 15 yaşındayken HDP'liler tarafından kandırılıyor. Diyarbakır HDP il başkanlığına getiriyorlar ve buradan da oğlumu terör örgütüne para karşılığında satıyorlar. Bakın ben bir acılı baba olarak, bakın 1097 gündür ben burada evlatımı istiyorum HDP'den. Ama HDP ne yaptı? Yaklaşık bir yıldır anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kepek kapattılar, buradan kaçtılar. Ben buradan bir Kürt baba olarak buradan bütün HDP milletvekillerine sesleniyorum. Sizin demokrasi anlayışınız bu kadar mıdır? Hani siz Kürt için mücadele veriyordunuz. Biz de Kürt'üz. Ama Kürtlük 14-15 yaşındaki çocuklarımızı terör örgütünün önüne atarak olmuyor bu işler. Biz burada evlatlarımızı istiyoruz. Tek bir evladımız dağda olduğu müddetçe asla bu eylemimizi sonlandırmayacağız. Sonuna kadar bu evlatlarımızın mücadelesine devam edeceğiz. Bakın görüyorsunuz, halk burada, HDP burada değil. HDP kaçtı gittiler. HDP milletvekillerine bir kez daha sesleniyorum. Sizin çocuklarınız Avrupa'da, Brezilya'da şampanya patlatıyorlar. Bizim fakir fıkaranın çocukları, Kürt ailelerin çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkum etmişsiniz. HDP milletvekilleri hiçbir zaman Kürt halkına vekillik yapmadılar. Hep Kandil'e vekillik yaptılar. Hep Kandil'in talimatıyla milletvekillik yaptılar. Biz burada sonuna kadar evlatlarımızı almadan asla buradan kalkmayacağız. Hepimiz burada sonuna kadar eylemimizde kararlıyız. Bakın Türkiye'nin dört bir yanında anne ve babalar burada feryat ediyorlar. İnanın burada feryat vardır. Bakın dile kolay, 1097 gün biz burada evlat mücadelesine devam ettik. Pandemi demedik, yağmur demedik, yaz demedik, kış demedik. O soğuk havada bile, hastalandık bile biz evlat mücadelemize burada devam ettik.
İnanın konu evlatlarımız olmasaydı hiçbir güç bizi asla buraya getiremezdi. Evlat acısı çok zordur. Hey HDP milletvekilleri, siz evde kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Sizde hiçbir vicdan yoktur. Ben bir baba olarak 7 yıldır benim evladımı benden zorla kopararak PKK'nın önüne attınız. Sizin anlayışınız bu kadar mıdır? Biz buradan bütün muhalefet partilerine de sesleniyoruz. Bakın her bütün dünya feryadımızı duydu. Muhalefet partiler de duymamazlıktan bizi geldiler. Üç ağaç için kıyameti koparan insanlar. Biz insan değil miyiz? Bizim çocuklarımız insan değil miydi? Ey akademisyenler, ey yazarlar, ey sanatçılar. Üç ağaç için kıyameti koparıyordunuz. Bizim bu evlatlarımızın üç ağaç kadar hiçbir değeri yok muydu? Ama konu HDP olduğunda susuyorsunuz. İnanın hepiniz HDP'den korkuyorsunuz. Biz HDP'den korkmuyoruz. HDP'den korkan HDP gibi olsun. Evlatlarımızı getirsinler. Ayşegül annemizin dediği gibi ya zafer ya ölüm. Sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Ve herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz diyoruz. Allah sizden razı olsun. Ve bir anne yüreği daha size seslenecek. Anne Sevgi Çağmar. Sevgi Çağmar, diğer ağızım. Ve 8 salay Kurem Sakarya Üniversite kapandın birinci seriçya. Kalem ezdeste Kurem standın silahdan destevi. Hayata ve gelecek avi jidestevi standın. HDP adıbem Kürda temsildikin. HDP temsilci Kürdaninin en zılmamazın HDP daya Kürda. Ez Kürdüm, van aile biratev Kürdün. Emci dayıkın, emci bu zavye kul virane. Ruki em zılmam azın van daime. Biraların hakkı mecihe, em zavye kul kuzun me, mal, mülk, pere, mec HDP ne kastiye, mec kese ne kastiye. Em zavye kul kuzun hakkı ku hakkı me, em zavye kul kuzun. Bira zavye meveynin, zavye manla Avrupa, li Brezilya, li özel derskanal, koleja, Lüvederine imajı silah hayata olan gelecek olan deste olan ve silah dana deste olan olan şandına mıkara. Em ne kuzun, ne askerime, ne şehidime, ne zaryime katına kapandını çüne seriçya. Bırak kes nemre, vere, edi basa, van misafirime kul vrana tamam ki işte Cumhurbaşkanıyım ya. Süleyman Soylu işlişler başkanıyım ya. O van misafir mevrat tefhir altın ser sere ser çavar altın edi bestem de bejit. Annemize teşekkür ediyoruz. Bu gururlu mücadelede, evlat nöbetinde birbirlerine tutunan, birbirlerinin acı hatıralarını dinleyen, gözyaşlarını içine akıtan ama bir gün olsun terör örgütünü bitirmekten vazgeçmeyen, evlatlarını isteyen, Diyarbakır annelerinin huzurunda saygıyla eğiliyorum diyen ve her zaman yanlarında bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kürsüyü teşriflerini arz ederim. Şu sol taraftakileri de şöyle bir alabilir miyiz ya? Anneler sizi böyle karşıdan görmek istiyorlar. Sıcak ama. Şu sol taraftakileri de böyle bir alabilir miyiz, şu ağacın altındakileri? Hay Allah razı olsun. Az konuşacağım. Ama şu hakikaten şu desteğinizin burada bir görülmesini arzu ediyoruz. Orhan abi hoş geldin. Şöyle sol taraftakileri şuraya alabilirsek. Ağacın altındaki dostlar, hanımefendiler, şöyle bana göre sol taraf tabii. Biraz önce söylenenler söylendi. Anneler ve babalar söylediler.
sadece kendi çocuklarının yaşadıkları acısını ve ızdırabını, ayrılıklarını dile getirmediler. Aslında tarihin akan gözyaşlarını ifade ettiler. Sadece geçmişte yaşadıklarını dile getirmediler. Gelecekteki musibetlerden annelerin çocuklarına, babaların çocuklarına tekrar hasret kalmaması için söyledikleri her cümlenin altında tembihatlar ortaya koydular. Diyarbakır çok acıya şahittir. Hakkari'li dostlarımız var. Çok acıya şahittirler. Şırnaklı dostlarımız var. Çok acıya şahittirler. İnsanın en kıymetli varlık olduğunu unutanlar. İnsanın Cenab-ı Allah'ın şereflendirdiği bir varlık olduğunu unutanlar. Sadece bu coğrafya değil, bütün dünya coğrafyalarına bu coğrafyadaki zenginlikleri, manevi gücü, bu coğrafyanın kardeşliğini, bu coğrafyanın birliğini aktarabileceğini unutanlar, bu toprakları unutanlar, kardeşliği, birliği, beraberliği ve insanı unutmaktadırlar. Terör örgütleri dediklerini, terör örgütleri kendi çizgilerini ortaya koyabilirler. Terör örgütlerine yönelik yapılacaklar bellidir. Ama esas kızgınlığımız, esas derdimiz terör örgütlerine değildir. Terör örgütlerini kendilerine kalkan edinenlerdir. Terör örgütlerini sahaya sürenlerdir. Terör örgütlerinin eliyle annelerinin çocuklarının ızdıraplarıyla kavrulmayı sağlayanlardır. Esas kızgınlığımız, annelerimizin esas hıncı, bizim esas söylemek istediğimiz onlardır. Ben dün Pakistan'daydım. Yaklaşık 30 saat gidiş geliş Murat Kurum Bakanımızla bir saniye durmadık. Başkenti İslamabad'a indik. Orada başbakanla görüştükten, afet merkezini ziyaret ettikten sonra Karaçi'ye, Karaçi'den de yüzlerce kilometre ötedeki sel bölgelerine gittik. 1/3'ü sular altında kalmış. Bir şey söylemek isterim. Kimini terör örgütleriyle terbiye ediyorlar. Kimini de yoksullukla ve yoksullukla terbiye etmeye çalışıyorlar. Kader aynı kaderdir. Kimse zannetmesin burada oturan, tam 4. yıla varan Diyarbakır anneleri sadece kendi evlatlarının, kendi çocuklarının, babalar kendi evlatlarının ve kendi çocuklarının kokularını duymak için, onlara yapılan haksızlıkları engellemek için, başka annelerinin çocuklarına, başka ailelerinin, babalarının çocuklarına yapılacak haksızlıkları engellemek için buradalar. Elbette onun için. Ama onun üstünde başka bir şey daha var. Onun üstünde dünyayı haksızlığa uğratanlara karşı burada duruş sergileyenlere minnettarız. Bugün Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz. PKK ve PYD'nin patenti Amerika'dır. Onların uşağıdır. Son 3 yılda Amerikan Senatosu PKK ve PYD'ye 2 milyar dolar resmi yardım yapmıştır. HDP denilen siyasi parti PKK ile beraber Amerikan uşağıdır. Bunları açık söylüyorum. Güvenliğimiz olmasa geceleyin bir yerden bir yere gidebilme ihtimalimiz olabilir mi? Elbette ki hayır. Bunu yaşadığımız günlerde var. Eğer Amerika PKK'nın güvenliğini
PYD'nin güvenliğini sağlayamazsa Orta Doğu coğrafyasında yarım metre adım atamaz. Hangi mağara olursa olsun onun içerisinde duramaz. Bu çok açık ve nettir. Ben de bu memleketin bir evladıyım. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece ve sadece Türkiye'de insanlarımızın standardının yükselmesi, huzur ve güven içerisinde olması için bir mücadeleyi ortaya koymuyor. Aslında bize dayatılmak istenen bir kaderi, kader diye bize zorlatılmak istenen bir hadiseye mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyor. Kime güvendiğini söylemeliyim. Bunu iyi anlayan bu millete güveniyor ve kendini teslim ettiği Cenab-ı Allah'a güveniyor ve inanıyor. Bu kadar açık ve nettir. Peki buradaki anneler kime güveniyor? Diyarbakır'da her acıya sahip olmuş, her acıyı yaşamış, akşamın saat 4'ünden sonra sokağa çıkamayan Diyarbakır'da şu anda eğer insanlar işlerini rahat yapıyorlarsa, esnaf sabahtan akşama kadar ticaretini yapabiliyorsa, çocuklarımız üniversitelere gidebiliyor, okullara gidebiliyorsa, Şırnak'a, Hakkari'ye bırakın insan gelmeyi, üniversitelere profesör, doçent, doktor gelebiliyorsa ve bugün Hakkari'de sıfır öğrenci tıp fakültesini kazanırken geçen yıl 19, bu yıl 26 öğrenci tıp fakültesini kazanabiliyorsa demek ki bu annelerin burada duruşunun, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu politikanın, burada bugün bulunan, bu işin acısını çekmiş Orhan Bey'den Abdurrahman Bey'e kadar, kıymetli milletvekili ablamdan buradaki sivil toplum örgütlerine kadar, Galip Bey'den Mehdi Bey'e kadar, herkes, çok kıymetli milletvekillerimize kadar, herkes, ama herkesin içerisinde bir dert ve bir yara var. Biz kendi meselemizi çözeriz. Biz kendi meselemizi çözmeye muktediriz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu için söylüyorum. Kavgaların bile nasıl barışabileceğini ortaya koyan bir kültürü bize öğreten, ölüsüne günlerce, aylarca sahip çıkıp taziyelerde birbirinin omzuna kafasını yaslamayı bilen bir milletten, bir anlayıştan ve bir kardeşlikten bahsediyorum. Bizim Amerika'ya ihtiyacımız yok. Bizi birbirimizden ayıracak ve bizim kültürümüzden, dinimizden, inancımızdan, inanışımızdan bir haber olan Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Burada size seslenmek istiyorum. Bu anneler sadece kendi evlatlarının peşinde değiller. Vallahi de billahi. Bağdat'ta yaşanan dramın bitmesinin, Şam'da yaşanan dramın bitmesinin, Halep'te yaşanan dramın bitmesinin peşindeler. Biz emperyal bir ülke değiliz. Bizim başkasının toprağında zerre kadar gözümüz yok. Başkalarının bizim topraklarda gözümüz olabilir, gözü olabilir. Biz Diyarbakır'ın barışına ve hürriyetine, Diyarbakır'ın kardeşliğine, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın, Balkanların kardeşliği olarak bakıyoruz. Allah'a hamdolsun. Diyarbakır huzura kavuştukça bu dediğim coğrafyalar huzura kavuşuyorlar. Bizi zayıflatmak için, bizi sıkıntıya uğratmak için, bizi birbirimizden koparmak için her türlü senaryoyu 10 yıllardır uyguluyorlar. Bu annelerin isyanı, bu annelerin itirazı, bu babaların itirazı ve bu babaların isyanı tam 1097 gündür. 309 evlatları için 304 ailenin isyanı sadece 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında bir çocuğu alıp dağa götürüp Kalaşnikov'un boyu kadar o çocuğa silahı verenlere sadece değildir. Onları maşa olarak tutanlaradır. Biz kardeşiz. İnnemel müminine ihvetun. İnananlar kardeştir, biz Müslümanız. Sadece bu coğrafyada bu anneler bizden bir beklenti içerisinde değil. Çocuğunu okula gönderen anneler bir beklenti içerisinde değil. Srebrenica anneleri nasıl bir sıkıntı çekmişse bilmenizi istiyorum. Bu sıkıntı da aynı sıkıntıdır. Renk önemli değil. Dil önemli değil. Anlayış önemli değil. Etnik kimlik önemli değil. Dün Pakistan'da bir kez daha bu gerçekle karşılaştım.
Bu kardeşiniz İdlib'de de bu gerçekle karşılaştı. Bu kardeşiniz yerinden edilmiş milyonlarca Suriye ile karşılaştığı zaman da bu gerçekle karşılaştı. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın sadece derdi bu ülkenin yükselmesi, standartlarının yükselmesi, büyümesi, güçlenmesi değil. Biz Müslümanız. Etrafımızdaki bütün coğrafyaya huzuru vermek zorundayız. Bu Diyarbakır iki peygamberi koynunda yatıran bir şehirdir. Dünyada bunun bir kez daha, bir tane daha örneği söz konusu değildir. Burası dualı bir şehirdir. Burası evliyalar şehridir. Burası sahabeler şehridir. Burası tarihin bir emanetidir. Bunu ortadan kaldırmak isteyenler, bize bizi, bize geçmişimizi, bize medeniyetimizi, bize kardeşliğimizi unutturmak istemeyenlere fırsat vermiyor Diyarbakır anneleri. Hani biz okula giderken annemiz aman evladım dikkat et der ya, Diyarbakır anneleri bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya aman dikkat edin diyorlar. Ne olursunuz biz bir acıyı çekiyoruz diyorlar. Biz bir sıkıntıyı çekiyoruz diyorlar. 37 evladıyla buluşmanın her anını yaşayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Her anını yaşayan bir cumhurbaşkanının yol arkadaşı olarak söylüyorum. Dünyada bu yaptıklarının bir karşılığı yoktur. Terör örgütlerinin bu yaptıklarının herhangi bir karşılığı yoktur. Sadece tabidirler. Sadece elemandırlar. Ve sadece bu coğrafyanın bütün dünyaya o vereceği, o nakşedeceği anlayışı engellemeye çalışmaktadırlar. Diyarbakır büyük bir kültürdür. Cizre öyledir. Şanlıurfa öyledir. Hakkari öyledir. Her birini elinize attığınız zaman binlerce yıllık bir medeniyetin fışkırdığını görürsünüz. Bizi medeniyetsiz bırakmak isteyenlere, annelerimize ve babalarımıza tabi olmamamızı isteyenlere, atalarımızı unutmamızı isteyenlere bu anneler fırsat vermiyorlar. Her duruşları bir haykırıştır. Her duruşları dünyada yazılan en önemli klasiklerdir. Bunu bilmenizi isterim. Burada öğretim üyelerimiz var. Burada hocalarımız var. Burada Doğu ve Güneydoğu'nun birçok tarafından gelmiş dostlarımız ve arkadaşlarımız var. Onların buraya gelişi, attıkları her adım esas itibariyle tarihimizi, medeniyetimizi ve kardeşliğimizi elimizden almaya, zenginliklerimizi elimizden almaya, dilimize kabahat bulmaya çalışanlara, dinimizi, evet, dinimize saldırmaya çalışanlara karşı bir duruştur, hem de güçlü bir duruştur. Biz bunun farkındayız. Biz bunu biliyoruz. Dördüncü yıldayız. Birinci gününde gene buradaydık. Tam 97 gün önce hep beraber buradaydık. Beraber burada olmaya devam edeceğiz. Terör örgütü ne zaman bitecek? Yakın zamanda Türkiye'de bitecek, merak etmeyin. Allah'ın izni ve inayetiyle. Ama sadece bize o yetmez. Etrafımızdaki coğrafyadan söküp atmalıyız. Terör örgütünü söküp atarken bilesiniz Amerika'yı söküp atmak istiyoruz. Açık söylüyorum. Lafın arkası ve önü yok. Yıllarca darbelerle bu coğrafyayı onun için karıştırdılar. Alevi, Sünni, Türk, Kürt onun için bizi birbirimize düşürdüler. Onun için bizi birbirimize yabancılaştırmaya çalıştılar. Dinimizin doğrularıyla dünyanın, medeniyetimizin gerçekleriyle dünyanın buluşmasını istemiyorlar. Ne olursunuz. Onun için bu anneler ne diyorsa, bu babalar ne diyorsa ben emirlerine amade oldum. Onun için kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, onları bir gün yalnız bırakmayacaksınız diye zihnen, kalben, gönül olarak bize talimatlandırdı. Çünkü onların ortaya koyduğu bir inanç, birilerinin itmesiyle sağlanan bir inanç değildir, bunu bilmenizi istiyorum. Hacire Ana'dan Ayşegül Hanım'a kadar, Hatice Hanım'a kadar, buradaki bütün anneler bir acı yürekle burada duruyorlar. Yıllardır, 40 yıldır sadece PKK ile mücadele ediliyor. Hatta 44 yıldır, 45 yıldır. Bu eylemi, bu duruşu kirletmeye çalışıyorlar.
Devlet 3 yıl önce, 4 yıl önce mi var oldu bu coğrafyada? PKK ne kadar bu mücadeleyi yaptığı zaman içerisinde devlet vardı. Bir tek şey yapıyoruz. Onların masumiyetine sahip çıkıyoruz. Onların bu direnme, onların evlatlarına sahip çıkma anlayışlarını korumak istiyoruz. Haykırmalarına, ses çıkarmalarına, engellemeye çalışanlara engel olmaya çalışıyoruz. O çadır, o binanın önündeki o çadır, kıymetli hemşehrilerim, gözyaşlarına şahittir. Evlatlar gelince sevinçlere şahittir. Tesellilere şahittir. Ve bunu yaşayanlar bilirler. 148 çocuğu bu annelerin 18 yaşından küçük daha getirdiler. Birleşmiş Milletler nerede? Dünyanın medeni ülkeleri nerede? 12 yaşından küçük 6 tane çocuğu daha getirdiler. 10 engelli çocuğu daha getirdiler. Neredeler? Sadece bu annelerin. 309 çocuktan bahsediyorum sadece. Dünyanın hangi ülkesinde 8 yaşındaki bir çocuğun eline silah vermek, terör örgütüne onu katmak vardır? Nerede vardır? Anneler, şurada söylemek istiyorum. Yaptığınız iş benim cümlelerimle anlatmaya yetmez. Vallahi yetmez, billahi yetmez. Cesaretiniz yetmez. Ortaya koyduğunuz irade yetmez. Babalar, sizlere söylüyorum. Herkesin mahalle baskısıyla sindirildiği ve korkutulduğu bir toplumda burada dimdik duruyorsunuz. O dimdikliğinize hayran olduğumuz için ben saat 6'da geldik. Yaklaşık 6,5 saatlik bir yolculuktan Pakistan'dan. Ondan önce de Murat Kurumbakan'la beraber 4,5 saat sadece arabayla yolculuk ettik. Havalimanına gelene kadar. Ama kendimi size borçlu hissediyorum. Sadece kendimi size borçlu hissetmiyorum. Çocuklarımı size borçlu hissediyorum. Sadece çocuklarımı borçlu hissetmiyorum. Diyarbakır'da yetişen ve bugün sabahleyin okula giderken seksek oynayan çocukların geleceğini size borçlu hissediyorum. Onların okul okurken hayatımda beni en mutlu eden işlerden bir tanesiydi. Vanlı kardeşlerimiz de var burada. Bekirdağ mahallesine gittim. Binlerce çocuk gecenin saat 11'inde orada elinde kalem üniversite imtihanına hazırlanıyordu. O çocukları siz oradan kurtuldunuz. Bu devletin gücüyle, bu milletin ferasetiyle beraber oradan kurtardınız. Onlar yarın bu ülkede kavganın, onlar yarın bu ülkede terörün, onlar yarın bu ülkede karmaşıklığın ve kaosun, onlar yarın bu ülkede fukaralığın olmasını isteyenlere karşı kalemleriyle ve meslekleriyle beraber barışa, kardeşliğe, yükselmeye ve bütün dünyaya bu medeniyetin gücünü anlatmaya çalışacaklar. Dünyada bundan daha büyük bir şeref yoktur. İnanıyorum ki bundan daha büyük bir şeref yoktur. Her şey terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin ve askerlerimizin ortaya koyduğu irade değildir. Elbette ki o önemlidir. Elbette ki onların şehadeti bizim için şeref tacımızdır. Elbette ki onların yaptığı mücadele bütün dünyayı ürkütmekte ve korkutmaktadır. Ama bu millet hakikaten sıkı durmaktadır. Sıkı durmaya devam etmektedir. Kolay değil. Evladım gel, askere git, şehit ol diyebilmesi bir annenin kolay bir şey değildir. Bu burada söyleniyor. Allah razı olsun. Bir takım şeyleri yazdılar konuşmam için. Ama ben anneleri ne zaman görsem içimden geleni konuşuyorum. İçimden bu geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinize, bütün annelere, buraya gelen ve bugün de dördüncü yılda onlarla birlikte olmak isteyen bütün haziruna, hanımefendilere, beyefendilere, çok kıymetli burada bulunan dostlarımıza,
Şu güneşin altında bana dediler ki tente atalım mı? Pakistan'da dedim atmayın dedim. Biz biraz da onların acılarının ne olduğunu hep beraber anlayabilelim güneşin altında. Biraz anlayalım. Biz ağlayalım. Biz içimize gözyaşı dökelim. Ama artık anneler ağlamaz. Ne olursunuz. Artık onlar ağlamasınlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Tek tek her birinin çocuğunu onunla buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Elimizdeki bütün istihbarat kabiliyetlerini kullanıyoruz. Onlarla birlik içerisindeyiz. Ve olmaya devam edeceğiz. Ben öncelikle her birinize burada bulunan, bu güneşin altında, bu sıcağın altında bulunan herkese minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Biz insanız. Beşeriz. Bugün varız. Yarın yokuz. En sevdiklerimizi kaybediyoruz. Hiç ölmeyecekmişiz gibi yanağımıza yanağını dokundurduklarımızı kaybediyoruz. Toprağa veriyoruz. Bu dünya bu kadardır. Esas olan ahirdir. Uçsuz bucaksız. Biz hepimiz sınavdayız. İyilikle kötülüğün sınavındayız. Yoklukla varlığın sınavındayız. Makamla hiçliğin sınavındayız. Bu anneler her şeye rağmen bu sınavı Allah'ın izniyle inşallah başarılı bir şekilde yürütüyorlar. Orada bir anne daha var. Abla gel şöyle ya. O da evladını kaybetti. Onun için ifade etmek istiyorum ki biz birlik içerisinde olmalıyız. Beraberlik içerisinde olmalıyız. Zorumuz olduğu zaman birbirimize kol kanat germeliyiz. Gücünüzü gücümüzden almalıyız. Hep birlikte. Buna inanıyorum. Hiç endişe etmeyin. Kim ne söylerse söylesin. Burada tekrar ifade etmek istiyorum. Allah bizimle beraberdir. Allah razı olsun. Onun için tekrar Mehdi abi gel. Bu 4. yılda söylüyorum. Bu sözümü söyleyip sözlerimi tamamlayacağım. Geçen Diyanet İşleri Başkanımız da Şırnak'ta Hazreti Nuh'un gemisinin indiği yerde insanlığın ikinci defa Cenab-ı Allah'ın izni ve inayetiyle türediği yerdeydik. Çoğaldığı yerdeydik. Orada söyledim. Diyarbakırlılar, kıymetli hemşehrilerim, Kürtlüğünüzle gurur duyun. Dilinizle gurur duyun. Bu ülkenin birliğiyle ve beraberliğiyle gurur duyun. Ne olursunuz. Bu vesileyle her birinize hürmetlerimi sunuyorum. Annelerin, babaların teker teker ellerinden öpüyorum. Onların her elinden öpmek duadır bizim için. Biz buna inanıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah evlatlarıyla kavuştukları her günü görmek bizlere ve onlara nasip olsun. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyor. Tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başta annelere ve babalara olmak üzere bu hazinuna selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini ve annelere özellikle medyunun şükran dileklerini huzurunuza tekrar iletmek istiyor. Allah'a emanet edin. Hitapları için Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.